Hanımlar, beyler, TV8 ekranlarına doya doya modaya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız hanımefendi? İyiyiz şekerim. Ben bugün evden yıka ve çık durumundayım gördüğünüz gibi. Çünkü çok önemli bir toplantım vardı. Koştur koştur oradan da buraya ancak yetişebildim. Onun için böyle hafif bir makyaj. Hemen dedim geç kalmadan. Sana her şey yakışır. Kelebek. Tatlım benim. Ne yapıyorsun? İyi misin? Yakışıklı. Pek yakışıklısın. Ne oldu sana bu ara? Genç. Genç. Aa. Genç. Delikanlı. Kilo verdi. Kilo verdi. Stylin yine ufak tefek müdahalelerde bulundu. Ayakkabıları bir değişti filan. Hayırdır alo? Uğurkan Eres sen hayırdır? Bu yaştan sonra bir şey olmaz kendim için değil olur, mi? Olur, 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 olur. Sen bir sakin ol. Öyle demeyelim. Her zaman kendimiz için. Tabii. Tabii, her zaman. Tabii. Sen ne yapıyorsun kelebek? Kelebek bugün birazcık serum yedi. Kelebek bugün biraz rahatsız. Kıyamam bir ya. Şekilde o yüzden şimdi bir küçük bir gıda zehirlenmesi yaşamış gibi arkadaşım. Bir şey yaşadım. Geçmiş olsun Seraycığım. Sağ ol canım sana da. Elbisesi yıkılıyor, 4 yıldır dolapta bekliyormuş. Evet, bana markasını ve fiyatını gösterdi. Dudağımdaki çıkan küçük uçuk o yüzden. Ben de bu elbiseyi niye aldığımı şaşırmışım biliyorsun. Dolapta durmuş, beklemiş falan. Bugünü beklemiş. Bugünü beklemiş ya, aynen. Biz bugün Seray'la... Kader arkadaşıyız galiba. Ben aranızdan çekilsem sen böyle mi otursan acaba? Yok yok yok. İyisin sarı. Kalk bir bakayım ayağa. Hah şöyle bir yürü. Yürü bir dakika şuraya. Bir Urkan Erez eğitiminden geçmişçesine. Bir dakika evet şimdi gel bakayım şimdi oradan. Tamam tam o yıldızların oradan dur. Evet bir yürü. Bir endamını görelim. Evet. Hı. Tamam dur şimdi orada. Hoş geldin. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Evet. Jüriyim ben. Nerede jürisin? Doya doya modada. Hayaller ve hayatlar. İkisi bir arada şu an. Hayaller kuruldu geçmişte, hayatlar yaşanıyor şu gün. Evet. Fiyatlarını alayım diye bak ben. Fiyatları hiçbirinin paha biçilemez. Üstündeki şahane. Teşekkür ediyorum Levent'ciğim. Evet çok sana. Yakışmış. Sana bugün bayıldım. Puanları göreyim, puanları göreyim, puan. Ben sana şuramdan bir puan vermez miyim? 100, 1. Kemal'cim kaç evet, üzerinden? 5 mi puan oldu veriyorum. Bugün? Cuma'ysa bugün 10 üzerinden elbette. Ben sana 1000 üzerinden verdim, 1000. Kalbimi verdim sana. Ay, bir yıldız da buradan sana benim. O zaman. Seray Hanımcığım çok mutluyum. İnşallah bugün kolyeyi ben kazanırım. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama. Rümeysa ile anlaşamıyorsunuz. Bu aralar Rümeysa ile aramız bozuk. Neden? Çok konuşuyor. Şaşırdık mı? Ben hala şaşırabiliyorum. Evet. Rümeysa... Çünkü senin bende çok, derdin ne? Çünkü kendisi çok az konuşuyor ya, bana çok konuşuyor diyor. Ben gerektiği zaman gerektiği yerde konuşurum. Rümeysa boş konuşuyor. Sayın jüri. Ben de gerektiği zaman gerektiği yerde konuşuyorum ama nedense size göre hep ben boş konuşuyor oluyorum. Tek dolu konuşan sizsiniz zaten burada. Ama doğru, tek dolu konuşan. Bana bilmediğim bir şey söyler misin lütfen? Ben bu açık arkadaşlığı görüyorum. Teşekkür ediyorum sen canlarım. Sen buraya gel. Sen gel buraya. Evet gel. Kızlar, bugünkü konseptimiz neydi? Moda dergisinde kapak kızıyoruz. Ama sonbahar son kış. Sonbahar kış. Son kış. İstedik. Evet. 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 Peki, neredeydik? Pendik. Ben haydi bir heceledim. Bir beni alalım. Hoş geldin. Hoş buldum. Konseptin herhalde Gülşah Saraçoğlu. Bir saniye, o öyle değildi. Ben bir düzelteyim sana. Senin de vardı ya tüyler böyle böyle. Ama seninkiler yok, başka bir şey söyleyeceğim, şıktı. Dur. Siz devam edin. Evet. Bunu nasıl buraya sabitleyeceğimi bilemedim ama keşke şurada kastan şeyini, tülünü acık daha az kesseymişsiniz de ben oradan müdahale etsemişim. Keşke gerçi her Kemal türlü Bey. Ederim. Olabildi mi? Siz devam edin arkadaşlar. Evet. Evet, konseptin? Konseptim ben bugün bir mücevher taş üreten, işte sunan, tasarlayan bir firmanın sonbahar kreasyonunun kapak kızı oldum. Hmm.
Yani yeni serisine, sonbahar serisine dikkat çekmek için. Sanki anladım. Sanki benim atölyemin bir tanıtım bir şeysi var da. Orada çünkü kasnaklar var, taşlar var, tüyler var, pullar, payetler ve daha neler neler. Onun için sanki böyle ben beğendim. Teşekkür çok görkemli ederim. Duruyor. Çok sağ ol. Yani çok görkemli duruyorsun hem de. Elbisenin bu kadar sakin olması. Bu da hoşuma gitti. Daha başka bir şey olmaz zaten buna. Ben seni sevdim. Bir bence beğendim. Sağ ol Gülşen. Nasıl geçti? Çok gergin geçti. Neden? Heyecanlandım. Yani yaratıcı bir konsept sonuçta. Evet. Üçüncü sıradasın. Üçüncü sıradayım ve... Puanın 50. Bugün şeye inandım. Ve senden önceki iki kişiyle bayağı bir puan farkı var aranda. 20 puan. 21 ve 22 puan. Evet. Nasılsın peki? Sence bugün bu 21 veya 22 puan arayı kapatıp ödül sahibi olabilir misin? Şöyle, ben bunu sabahtan beri söylüyorum. Dedim ki Rabia bu evde 20 puan, 25 puan geriden gelip bilekliği bileğine taktı. Bu konularda da kendime güveniyorum. Şu anda da kızların arasında en çok kendimi beğendiğim için belki kapatabilirim tabii siz de beğenirseniz. Ama ben beğenerek yaptım, hazırladım. Rümeysa, Sabiha'yı yanına çeker bence demişsin. Evet, Rümeysa Sabiha'yı yanına çeker dedim. Çünkü Özde ile olan arkadaşlığını tamamen Özde'nin parlayışı olarak görüyorum. Burada şimdi senin ima ettiğin şey. Şimdi Rümeysa Sabiha'yı yanına çeker. Sabiha, bu arada o kafandakini çıkarsana, rahat otur. Sonra evet, sıran gelince takarsın. Dur yardım edeyim. Saçı bozulmasın. Yani çünkü o kafandakinin epey bir ağır olduğunu biliyorum. Sıran gelince tekrar şöyle bir nereye koysam? Hayır, saçı bozulmasın. Saçına tak. Nereye koysam? Bana yakıştı mı? Şöyle bir yere bırakıyorum. Sen çıkarken tekrar sana yardımcı olacağım. Hı. Şunu pilini çekin de şarj. Ha, ne yapıyorsan. Neyse, çekemedim. Şimdi hani senin bir iddian var. Bu cümleyle, bu sözle ilgili. Şimdi Rümeysa Sabiha'yı yanına çeker. Özde'nin yanına geçmesinin sebebi de Özde'nin güçlü olması.